Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yusarsif'in bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifar'a bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yusarsif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yusarsif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir körenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yusarsif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yusarsif? Minnettarım. İzin verirseniz ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm. Anlaşıldı mı acaba? Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yusarsif, oğlum, benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle. Minnettarım. Zavallı babam. Allah ona sabır versin. Hey Kenan'ın kurtları, size söylüyorum. Size söylüyorum Kenan'ın kurtları. Niçin susuyorsunuz? Baba, kurtlar da konuşuyor mu? Hayır oğlum. Eğer ancak Allah dilerse benimle konuşurlar. Bak oğlum. İşte geldi oğlum. İşte. Babamız geliyor. Kalkın. Kardeşinize ne yaptınız?
Niçin cevap vermiyorsun Levi? Söyledik ya, onu kurt yedi. Yalan söylüyorsun. Kurt inkar etti. Yusuf'tan haberi olmadığını söyledi. Kurt mu? Babacığım, kurt nasıl inkar edebilir ki? Ben duydum. Kurt babamla konuştu. Yusuf'u parçalamadığını söyledi. Çok geç olmadan kardeşinize ne yaptığınızı söyleyin. İş işten geçmeden konuşun. Gerçek size söylediğimizdir. Kurt Yusuf'u parçaladı. Kurda iftira etmeyin. Ne yaptıysanız siz kurt karakterliler yaptınız. Gelin tövbe edip gerçeği söyleyin. Allah herkese tövbe edecek mecal vermez. Özellikle de taş kalpli olanlara. Ismarladık Malik. Görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Yüz Ersef'i buraya getirin. Seninle birkaç yıllık evlilik süresince bir çocuk sahibi olamayacağımı anladım. Anne olma zevkinden seni mahrum etmek istemiyorum. Her şeyden önce evleneli birkaç yıl oldu, öyle değil mi? Gelecekte çocuk sahibi olamayacağımız ne malum. Ayrıca benim efendim Potifar'a olan sevgim çocuk sahibi olmak içinde değil. Bilmem anlatabildim mi? Beni çok sevdiğini biliyorum. Bu sevgini takdir etmek için Yüz Ersef'i sana takdim ettim. Böyle bir evlatlığa sahip olmanın seni çok sevindireceğini biliyorum. Sevginizden başka beni hiçbir şey mutlu edemez. Sizin hediyeniz olduğu için Yüz Ersef'i kabul ettim. Bir gün çocuk sahibi olursak Yüz Ersef gibi güzel ve sevecen olur mu sence? Belki. Ama onun gibi akıllı ve bilgili olmayacağı kesin. Sen ne yaptın ki Züleyha, seni yere göğe sığdıramıyor? Mücevher hırsızını ortaya çıkarmak için yaptığı mizansen herkesi hayretler içinde bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Efendim, bugün sarayın dört bir yanında Yüz Ersef'in zekası konuşuluyordu. Herkes Yüz Ersef'in Nilüfer Kiplay'ı zindana gönderdiğini anlatıyordu.
Daha ilk günden Züleyha'nın evlatlığı olabileceğini ispatladın. Kulaklarımla duydum. Onu evlatlık alacaklarını söylüyorlardı. Züleyha mı? Züleyha onu evlatlık almayı kabul etti mi yani? Bir şey demedi. Ama buna razı gibi görünüyordu. Bazı söylentiler duydum. İşin aslı nedir? Tahmin edebiliyorum. Muhakkak Yüzersif hakkındadır. Yüzersif'i evlatlık aldığın doğru mu? İyi bir seçim değil mi? Ama bu bizim geleneklerimize tamamen aykırı. Yüzersif bir yabancı ve aşağı bir ırka mensup. Sizin gibi bir asilzadeye hiç mi hiç yakışmıyor efendim. Oğlum olduğunda o da ünvan ve makam sahibi olacak. Merak etmeyin. Peki ya sahip olduğu inançlar ne olacak? Amon'un düşmanı ve Mısır'ın inanç sistemine karşı olmadığı ne malum? Söylediklerini garipsedim. Biliyor musun Karim ama taze fidanlar kolaylıkla eğilip bükülebilirler. Gelin bu düşünceden vazgeçin. Bu sizin yararınıza olmaz. Ben kararımı verdim. Sen de beni üzecek laflar yerine bana yardımcı ol. Lütfen. O halde izin verin son sözü söyleyeyim. Bugün Amon toprağındaki büyücüye gittim. Yüzersif'in özelliklerini ona anlattım. Ne dediğini biliyor musun? Bu çocuk Züleyha'nın düşmanıdır. Ona hayatı zindan edecek. Onu tanrılardan soğutacak dedi. Büyücü gelecekte senin başka bir tanrıya inanacağını da söyledi efendim. Bu boş lafları sana kim söyletiyor? O bir çocuk. Ben daha şimdiden onu istediğim şekilde eğitebilirim. Umarım beni anlıyorsundur. Yarından itibaren onu benim yanıma getir. Ona Mısır halkının gelenek ve göreneklerini öğretmek istiyorum. Sen de yardımcı olacaksın. Ben yalnızca sizin için endişeleniyorum. Böyle istiyorsanız itaat ederim. Ama Karimama söylemedi demeyin. Ekselansları Potifar'ın yemeğini götürmeye geldim. Yüzersif gelene kadar yemek yok. Yemeklerin dağıtımından o sorumlu. Burada kendini sevdirmeyi başardı. Potifar ve Züleyha ona evlatlık almak istiyor. Çekilin, çekilin. Saray mensuplarının sayısı Yüzersif'e verildi. Herkese ve her bölüme Yüzersif'in söylediği miktarda yemek verilecek. Nöbetçilerin yemeği 20 kişilik. Kişilik. Tapınakta 5 kahin var. Neden 20 kişilik alıyorsunuz?
Tapınaktaki tanrıların da yemeğe ihtiyacı yok mu? Tapınaktaki tanrılar yemek mi yiyor? Hayır, yemiyorlar. Ama bizi kutsamaları için kullarının yemeklerini onlara hediye etmek gerek. Tanrılar bu yemekleri kutsadıktan sonra onları kim yiyor? Tanrıların kutsadığı yemek tapınak kahinleri ve hizmetkarlarına ait. Bu durumda tapınak rahipleri diğerlerinin 4 katı yemek yiyecek. Bu yüzden tapınak kahinleri her geçen gün biraz daha şişmanlıyor. Saray işçileri yeterli yiyeceği bulamazken kahinler ve onların yakınları tanrıların bereketleriyle her gün biraz daha şişmanlayıp duruyorlar. Tanrılar biz kullarının yemeğini kutsamazsa ne olur peki, söylesene. Yemek midemizde ekşir herhalde. Tapınak hizmetkarlarından utanmıyorsanız bari tapınağın tanrılarından utanın. Bu cadı Yuzarsef'in başına bir iş açacak, göreceksiniz. Burada tapınak kahinleri ve hizmetçileri 5 kişi olarak belirtilmiş. Tapınağa daha fazla yemek veremem. Bu seni ilgilendirmez. Biz her zaman 20 kişilik götürdük, şimdi de götüreceğiz. Bugün ne kadar isterlerse verin. Bu sorunu Hunifer gelip çözsün. Tanrılar adına kahinlerin ağzına. Şimdiye kadar hiç kimse bunlara itiraz edememişti. Aferin sana. Aferin. Geçen gün Nini fark edip de bugün de tapınak kahinleri rezil oldu. Bu çocuğun Nifer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Hunifer geliyor. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır efendim. Yuzarsif tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı. Fazla yemek almalarına engel olmak istedi. Karimama da bu olaya tanıklık etti. Sanırım kahinler ve Karimama bu çocuğa bir komplo kuracaklar. Ekselanslarının yemeği hazır. Evet efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yuzarsif. Bunların yemeklerini de her günkü gibi ver. Gidelim. Orada olsaydınız da bize nasıl güldüklerini görseydiniz bir. Saray çalışanları da onunla bir olmuştu efendim. Potifar saray mensuplarının yemeğini dağıtmak için bir çocuğumu görevlendirmiş. Onu görevlendiren Hunifer. Onun tanrılarımıza tapmadığından adım gibi eminim efendim. Eğer öyleyse onu ne pahasına olursa olsun sağ bırakmam. Potifar ve Züleyha'yla bir an önce konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yuzarsif. Yuzarsif, sana söylüyorum. Neredesin? Mimi Sabu. Ne oldu? Burada ne arıyorsun? Yoksa sen bizim tanrılarımıza tapmıyor musun ha? Ne demek istiyorsun? Az önce kahin Hufo tapınak hizmetkarlarına eğer
senin tanrılarımıza tapmadığını ortaya çıkarırsa seni yaşatmayacağını söyledi. Eğer benim Rabbim istemezse hiçbir şey olmaz. Soruma cevap vermedin ama. Ben inançsız değilim ve Allah'a ibadet ediyorum. Hangi tanrıyı kastediyorsun? Senin Rabbin, benim Rabbim, hepimizin Rabbi birdir. Pekala. Yüreğime su serptin. Rabbimin seni beni kurtarmak için gönderdiğini biliyor muydun? Bana mı söylüyorsun? Hayır, hayır. Kendi kendime konuşuyordum. Bir şey yok, gidebilirsin. Benimle oyun oynar mısın? Tabii ki, memnuniyetle. Dikkatli ol, sakın düşme. Dikkat et. Görecektiniz. Bütün saray çalışanları onunla bir olup kahinleri alaya aldılar. Nasıl olur da bir çocuk tapınak kahinleriyle alay edebilir anlamıyorum. Kahinlerin tanrılar adına yemek alıp yediklerini söylüyorlardı efendim. Ben bu konuda onu uyaracağım. Ben ondan eminim. O ne Amon'a tapıyor ne de başka bir tanrıya. Ekselans Potifar bekliyorlar. Yemek zamanı efendim. Bu çocuğu dizginleyin. Eğer tapınaktaki kahinleri kızdırırsa kendi hayatını tehlikeye atar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.